Merhabalar, kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika, lezzetli, irmikli bir sütlü tatlı tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen tarifime geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi tenceremin içerisine 1 litre yani 5 su bardağı süt alıyorum. İçerisine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Daha sonrasında böyle güzelce kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum. Dibi tutmasın diye de kısık ateşte pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2-3 dakika kadar güzelce kaynatıyorum. Daha sonrasında ocaktan alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Kıvam almaya başladıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı da şöyle tereyağını ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp sonrasından ocaktan alacağım. Ben tatlımız için böyle bir kek kalıbı kullanacağım. Tart kalıbı daha doğrusu. Tart kalıbımı güzel bir şekilde soğuk suyla ıslattım. Şöyle muhallebimi içerisine boşaltıyorum gördüğünüz gibi. İsterseniz farklı kek kalıpları da veya farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Bu şekilde hepsini içerisine boşalttıktan sonra ilk sıcağı çıkana kadar bekletiyorum. Daha sonrasında üzerine streç folyeyi çekip buzdolabına 1-2 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Tatlımız dolapta soğurken biz de bu arada pudingini hazırlayalım. Pudingimiz için şöyle 2,5 su bardağı sütü tenceremin içerisine alıyorum. Daha sonrasında hazır böyle paket pudinglerden içerisine bir paket ilave edip güzel bir şekilde çırpıyorum. Daha sonrasında ocağa alacağım ve güzel bir şekilde kaynayıp kıvam alana kadar yavaşça böyle çırpıyorum gördüğünüz gibi. Sakın böyle çırpma işlemini bırakmayın veya yüksek ateşte yapmayın arkadaşlar. Aksi takdirde dibi tutuyor. Pudingimiz kıvam aldıktan sonra ocaktan aldım arkadaşlar. Şimdi böyle sütlü çikolata 100 gram kadar doğradım bıçakla. İçerisine ilave ediyorum gördüğünüz gibi. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Çikolataların erimesini sağlıyorum. Zaten pudingimiz çok sıcak olduğu için içerisine ilave ettiğimiz çikolatalar hemencecik eriyor arkadaşlar. Şöyle sizlere son olarak kıvamında nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Bu şekilde olmalı kıvamı arkadaşlar. 2 saatin sonunda böyle tatlımı buzdolabından çıkardım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen soğumuş yani. Şöyle bir tabağın veya servis tabağın üzerine ters bir şekilde çeviriyorum arkadaşlar. İlk başta böyle bırakmayacak sandım, korktum bir an ama bıraktı çok şükür, çıktı güzel bir şekilde tart kalıbından. Şöyle ne kadar güzel bir şekli olduğunu buradan da görebiliyorsunuzdur umarım. Gerçekten çok güzel, böyle hem göze hitap eden bir tatlı oldu. Şöyle çikolatalı pudingimi arkadaşlar orta kısmına bu şekilde spatula yardımıyla sürüyorum. Siz istediğiniz şekilde meyveli soslarda kullanabilirsiniz veya başka şeyler kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Arkadaşlar eğer tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız hemen direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi tatlımı böyle ilk sıcağı çıkana kadar bekletiyorum. Daha sonrasında üzerine streçleyip bir gece buzdolabında bekletiyorum. Bir gecenin sonunda sabah çıkardım tatlımı dolaptan arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde soğumuş. Şimdi ben üzerine böyle kenarlarına birazcık Antep fıstığıyla süslemek istiyorum. Süslemesi tamamen size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İstediğiniz dekoru yapabilirsiniz. Gerçekten bu şekilde bile çok güzel göründü. Göze iyice böyle hitap ediyor gerçekten. Ben çok beğendim. Tadı da gerçekten muhteşem. Normalde irmik çok fazla aşırı seven bir insan değilim. Ama gerçekten bu tatlı o kadar hafif oldu. Tek seferde iki dilim yiyip kalkabiliyorsunuz. Gerçekten o kadar hafif ve güzel bir tatlı tarifi. Şöyle gördüğünüz gibi ne kadar güzel kesildiğini buradan da görebiliyorsunuz. Hemen şöyle sizlere doku testi için bir dilim kesip göstermek istiyorum. Gerçekten şahane. Hem şekli hem tadı muhteşem oldu. Ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Şöyle hemen bir dilim aldım. Tabağıma göstereceğim sizlere. Yakından da nasıl güzel. Böyle kalıp gibi oldu gerçekten. Sadece hani irmik, toz şeker ve sütle alt tabanını yaptık. Hiçbir şekilde ne malzemesi çok arkadaşlar, ne böyle maliyeti çok, gerçekten hiçbir şekilde yani sizi zor duruma koyacak bir tatlı değil. O kadar da lezzeti var gerçekten. Sizlere kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum.
Bir tarifin daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.